Merhabalar. Bugün Mutfak İşleri Müdürü'nde tatlı sevenlerin iştahını kabartacak nefis bir tarifimiz var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tarifimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Tarifimize öncelikle kremayı hazırlamakla başlayalım. Tenceremizde 4 su bardağı kadar süt alalım. Hemen arkasından unumuzu ilave edelim. Beklemeden yine nişastasını ekleyelim. Bir su bardağı şekerimiz var. Şekerimizi de ekleyelim. Ve içerisine bir adet yumurta kıralım. Tüm malzemelerimizi hızlıca karıştırarak kremamızı pişirmeye başlayalım. Kremamız kıvama geldi. Birkaç dakika daha sürekli çırparak pişirmeye devam edelim. Ocaktan aldığımız kremamızı soğuması için bir karıştırma kabına aktaralım. Daha sonra üzerini kurumaması için streç filmle kapatıp kenarda bekletelim. Oda ısısında soğuyan kremamızı tekrar tezgahımıza alalım. Ve üzerine bir paket toz krem şanti ilave edelim. Krem şantiyi ilave ettikten sonra kremamızı tekrar mikser yardımıyla birkaç dakika daha güzelce çırpalım. Sıra geldi eklerimizin hamurunu hazırlamaya. Tencereye 1,5 su bardağı suyumuzu alalım. Arkasından 100 gram tereyağımızı ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ekleyelim. Ve hemen arkasından bir çimdik tuz ilave edelim. Tereyağımız eriyip suyumuz kaynayana kadar karıştıralım. Suyumuz kaynadıktan sonra tenceremize unumuzu ilave edelim. Ve hemen hızlı hızlı karıştırarak hamurumuzu pişirmeye başlayalım. Hamurumuz yeterince koyulaştıktan sonra birkaç dakika daha ocakta karıştırarak pişirelim ve soğuması için kenara alalım. Hamurumuz oda ısısında yeterince soğudu. Kıvamı soğuğa yakın ılık olacak şekilde karıştırma kabına aldık. Ve şimdi 4 adet yumurtayı teker teker hamurumuzun içine kıralım ve mikserle yüksek ayarda çırpalım. Adet yumurtamızın tamamını hamurumuza karıştırdık. Kıvamını şu şekilde size göstereyim. Bakın, ele yapışan gayet yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hazırladığımız hamuru sıkma torbasına veya benim gibi bir buzdolabı poşetine alalım. Bunun için bir bardağın içerisine poşetimizi yerleştirelim ve hamurumuzu kaşık yardımıyla bardağın içerisine dolduralım. Daha sonra hamurumuzu iyice yerleştirdiğimiz torbamızın uç kısmını makas yardımıyla yapacağımız eklerin büyüklüğünde, genişliğinde keselim. Tepsimize yağlı kağıdımızı serelim. Sıkma torbasına aldığımız hamurumuzu istediğimiz uzunlukta ve kalınlıkta aralıklı olarak tepsimizin üzerine sıkalım. Hamurumuz oldukça kabaran bir hamur olduğu için tepsimize sıkarken aralıklı olması önemli. Bu vermiş olduğum ölçüyle
Ben tam 2 tepsi dolusu, yaklaşık 55-60 adet arası ekler elde ettim. Bu sayı hazırlayacağınız eklerin kalınlığına ve uzunluğuna göre değişkenlik gösterecektir. Hamurları tepsimize sıktıktan sonra kenarlarında ufak çıkıntılar oluşacaktır. Bunları ufak bir kaseye bir miktar su alarak elinizle düzeltebilirsiniz. Eklerimiz artık fırına gitmek için hazır. 175 derecede yaklaşık yarım saat pişen eklerimizi soğuması için biraz bekletiyoruz. Eklerimiz soğurken biz de bir yandan benmari usulü çikolatalarımızı eritelim. Erime işlemini kolaylaştırmak için çikolatalarımızı küçük küçük parçalara ayıralım. Çikolatalarımızın olduğu kabı su dolu diğer kabın üzerine yerleştirelim. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, çikolataların bulunduğu kabın aşağıdaki kaptaki suya kesinlikle temas etmemesi gerekir. Erime işlemini hızlandırmak için çikolataları kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz. Çikolatalarımız artık kullanıma hazır. Sıra geldi işin en keyifli kısmına. Ekler kurabiyelerimizden bir adet alalım. Bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayıralım. İç kısmının kıvamı şekilde gözüktüğü gibi olması gerekir. Daha sonra bir bıçak veya sıkma torbası yardımıyla eklerin içerisini krema ile dolduralım. Daha sonra üzerini kapatalım ve benmari usulü erittiğimiz çikolataya batıralım. Tek taraflı çikolataya batırdığımız eklerimizi servis tepsimize alalım. Ve üzerini isteğe göre fındık veya fıstık içi ile süsleyelim. Bu işlemi sırasıyla bütün ekler kurabiyelerimize uygulayalım. Eklerin içerisine süreceğiniz krema miktarı tamamen sizin isteğinize bağlı. Hazırladığımız krema 55-60 adet ekler için fazlasıyla yeterli olacaktır. Ben öncesinde bütün ekler kurabiyelerimin içerisine krema ile doldurduktan sonra sırasıyla ve seri bir şekilde çikolataya batırmayı tercih ediyorum. İçerisini krema ile doldurduğum eklerin tamamını üst yüzeylerini ters çevirip bu şekilde çikolata sosa batırıyorum. Ekler hazırlaması oradan bakınca belki zahmetli gibi gözükebilir ama birçok pasta tarifine göre oldukça pratik ve hazırlaması da bir o kadar keyifli. Son eklerimi de çikolata sosuna batırdıktan sonra şimdi üzerlerini fıstıkla süslemeye geçiyorum. Siz de benim gibi fıstık tozu kullanabileceğiniz gibi dilerseniz fındık veya beyaz çikolata ile de süslemesini yapabilirsiniz. Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Tarifimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha sonraki tariflerimizi takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bu tarifimizle ilgili düşüncelerinizi iletmek için yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.